Jetler terör hedeflerini imha ediyorlar. Cin deresinin bombalandığına dair gelen görüntüler var. Uçakların ve bombaların seslerini duymak, hatta dumanları da görmek mümkün. Görüntüler Cin deresinden. Cin deresi Afrin'e gidişte önemli bir nokta. Raco, Şeyh Hadid ve Cin deresinden bahsediyorduk. Raco ile Şeyh Hadid terörden temizlendi. Şimdi üçüncü durak olan Cin deresinin terörden temizlenmesi gerekiyor ve bunun için jetler de havalandılar. Terör hedeflerini bir imha ediyorlar. Bombaların sesini duymak mümkün ve havanın puslu olmasına rağmen bombaların arkalarında bıraktıkları beyaz dumanları da görüyoruz. Cin Deresi Afrin'e gidişte stratejik olarak önemli bir nokta. Çünkü Cin Deresi terörden temizlendikten sonra bir ova, geniş bir ova başlayacak. Sonrasındaysa istikamet Afrin olacak. Dün Cin Deresi'nin yukarıdan çekilen görüntüleri paylaşılmıştı. Ve gelen bilgilere bakılırsa Cin Deresi sivillerden boşaltıldı diye söyleniyordu, ama şu noktanın da altını çizelim. Sivillerden boşaltıldı denilmesi teröristlerin sivilleri düşündüğü anlamına gelmiyor. Onları Afrin'e kaydırdıklarına dair gelen tabii doğrulanamamış bilgiler vardı ki Afrin'de o sivilleri canlı kalkan olarak terör örgütünün kullanacağı söyleniyordu. Ki bunu aslında Zeytin Dalı Harekatı'nda 47 gün boyunca terörden temizlenen köylerde de görmüştük. Yaşlıların elleri ayakları bağlanarak nasıl köylerde izbe evlerde tutulduklarını, yeri geldiğinde canlı kalkan olarak kullanılmayı terör örgütü tarafından planladıklarını görmüştük.